gelecek diye düşünüyorum. Okey, tamam. Yeni bir videodan daha merhaba, hoş geldiniz. Ben Ebru. Şu an Zürih'teyiz. Zürih Havalimanı'na indik. Bu vlog çok güzel manzaralarla dolu bir vlog olacak. Planlarımızda, yani çok hayalini kurduğum bir yer, Alp Dağları'na gideceğiz. Önce Zürih'te bir gece kalacağız. Sonra Alp Dağları'na gidiyoruz. Haydi kız olacağım. Haydi bakalım. İnanılmaz güzel bir manzarayla tren yolculuğu yapacağız. Hep hayalimdeki bir yerdi. Çok görmek istediğim bir yerdi. Sonra da İsviçre olarak izleyeceksiniz. Sonraki videoda Sıla'larla birlikte İtalya'ya gideceğiz. Bu arada çok enteresan olaylar oldu bu yolculuğumuzda. Biraz ondan bahsedeyim. Havalimanında liseden arkadaşımızla denk geldik, Derya'yla. Onun da uçağı varmış. Bir saat boyunca oturduk, kahve içtik, özlem giderdik. Hatta başka bir yerlere planlar yaptık. Sonrasında uçağa bindik ve bir baktık Sıla. Kabin memuru olarak arkamızdan geldi ve o kadar ayarlamaya çalıştık ki Sıla ile asla hiçbir şekilde aynı uçuşa denk gelememiştik. Birlikte kahve falan içtik, size bir şeyler çektim. Yani çok onu gösteremedim yasak olduğundan dolayı ama birazcık çektim. Belki ucundan hani gösterebilirim, bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum arkadaşım. Böyle gururla gözlerim dolu dolu çocuğunun başarısını gören anne hissiyatıyla. Çok mutlulukla onu böyle görmek beni çok mutlu etti. Bu arada normalde planlarımıza göre burada yaklaşık 4 gün kadar kalıp sonra İtalya'ya geçeceğiz. Sıla'larla İtalya'da buluşacağız. Ayrıca bir İtalya vlogu da gelecek. Güzel. Bütün her yere tren hatları böyle Prepaid çok gelişmiş. Monitor, extension ticket, ferry network, my Swiss pass, other tickets, two journey tickets, bicycle, pass international tickets. Pass değil de şuydu galiba. Multiple journey cards. Tren rayı burada çok gelişmişmiş. O yüzden size baya bilgi vereceğim bu konu hakkında. Hani araba kiralamak da mantıklıymış ama şu an biz yarın da Alplere gideceğimiz için orada çoğu köye otobüs, araba girmediği için sadece trenle ulaşabiliyorsunuz. O yüzden de dedik ki hiç araba kiralamayalım, o tren yolculuğunun deneyimini de yaşayalım. Yağmur. Evet, bugün yağmur yağıyor ve hava soğuk arkadaşlar, bakın. Görüyor muyum bilmiyorum, biraz soğuk. Sonrasında İtalya'da hava biraz daha sıcak olacak. O yüzden bavulumuzu öyle bir hazırladık ki böyle karman çorman. Yaz, kış, ya ilkbahar, kış karışık. Daha trenler biraz pahalı. İsviçre frankı geçiyor. Bir de buranın başkentinin Zürih Salanlar olacaktır. Ben de buraya gelmeden önce öyle sanıyordum ama araştırmalarımdan sonra buranın başkenti Bern arkadaşlar. İsviçre değil, çok, şey, çok Zürih değil. Arkadaşlar. Çok araştırdım. Başkentin Bern olduğunu. Çok araştırdım, evet. Neyse, şimdi otelimize gidiyoruz. Otele gidince bir size oda turu yaparım. Size biraz etrafı göstereyim. Böyle her yer tren hattı ve öyle bir organize edilmiş ki indiğiniz zaman hiç beklemeden diğeri kalkıyor ve hemen diğeriyle birlikte bekleme yapmadan gidiyorsunuz. Tamam, evet. Otelimize giriş yaptık. Burası
En merkezi otel diye geçiyor. Yani burası biraz pahalı. Zürih özellikle alışveriş yönünden çok pahalı bir yermiş. O yüzden alışveriş burada yapmayın diyorlar. Hani gezebilirsiniz. Biz şimdi gidip bir şeyler yiyeceğiz. Şöyle bir kapımız var. Koridor çok güzeldi. Burada dolaplar mı var? Kocaman. Bavulları buraya koyabiliriz ve ütü de var hayatım. Ama buradan sonrasında ütü yok ve şemsiye de var. İyi ki şemsiye almamışız. İyi şemsiye de koymuşlar çünkü şemsiyenin fiyatına baktım 15 Swiss franc'ti. Hani 15 verilir mi bilmiyorum. Bayağı her şey var. Terlikler falan. Bu terlikleri yanıma alırım ben bu arada. Bir terlik getirmeyi unutmuşum. Askılı yeri yapmışlar. Evet, tatlış. Girdiğimizde kocaman bir yatak var. Bir dik duran bir yatak. Sonra şurada bavulları koymak için bir alan. Oturmak için de bir alan yani. Ayakkabı giymek için falan. Banyo. Daha ben yeni eve orkide aldım. Bir sürü orkide köşesi yapmak için. Ve kendimi çektiğimi fark ettim böyle şeyleri. Yani mesela geçen bir karanfil istedim. Eve gelen ustamız karanfil getirmiş, bize ev hediyesi olarak onu verdi ertesi gün. Yani böyle gerçekten manifestliyorum bazı şeyleri gibi artık. Hani bunun kanıtlarını görmeye başladım. Şu anda daha evden çıkarken orkidelerimi sulamıştım. Şimdi burada orkide görmek çok hoşuma gitti. Şöyle bakım ürünleri var. Anti-aging kremler var aşkım burada. Deneriz. Güzel. Hijyenik pet koymuşlar. Şampuan falan bu şekilde gayet güzel. Kremi. Vücut losyonu. Ve ısıtmalı falan böyle değişik su fışkırtma şeyleri var. Küvet var. Şeylere çok girmeyeceğim burada. Bu seyahat çok oda turu olmasın ama. Burada bir kahve makinemiz var. Burada bir mini barımız var. Kayılar. Kayılar. Şunu açar mısın? Beyaz. Burada da bir orkide var. Çok güzel. Manzaraya gerek yok ki. Şimdi çıkacağız dışarıya. Zaten hava kararacak. Manzara geçecek ama odanın genel olarak dizaynı çok tatlı. Çok güzel. Çok sevdim. Hazırlanıldı ve çıkış yapılıyor şu an. Size şu üstümdekileri göstermek istiyorum. Neden göstereceğim? Çünkü şu an hava durumunu tam bilmediğimiz için nasıl giyindiğimizi göstereceğim. Bir dakika size. Şimdi şöyle yün. Böyle bir, şuradan göstereyim daha iyi olacak. Böyle bir kazak gibi bir şey var. Bu. Sonra şu içimde tight gibi görünen bir, yani çorap görünen aslında. Üzerine bunu siyah çorap giydiğinizde normal bacak görüntüsünde etek giyebiliyorsunuz. O yüzden bunu aldım yanıma. Üzerine şöyle yarım boğazlı bir bluz giydim. Üzerine kazak giydim. Şimdi üzerime de mont giyeceğim. Buranın havası soğuk. Şimdi sıcaklığa göre de üzerindekileri çıkartabilirim. Çok terlemem de duruma göre ayarlayacağım. Böyle bu tarz yerlerde eğer hava durumundan emin değilseniz böyle kat 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 giyinmeyi tercih edin. Yani çok kalın kazak almak yerine böyle ince ince hani ceketlerle falan yapabilirsiniz. Ayağıma da bunları giydim. Bakın ayağım şu an şöyle tight aslında. Ama hiç belli olmuyor. Bu da bir şekilde. Hadi çıkış yapalım bakalım. Buranın peynirli fondüsü çok ünlüymüş. Peynirli fondü. Yemek istiyorum. Şöyle birazcık makyaj yaptım. Çok hafif. Senin üzerine ceket almayın. Aa, ceket almayı unutmuyorum. İnanılmaz güzel bir meydana geldik. Böyle kuş sesleri arkada. Şurada bir katedral var. Şimdi bunları gezmesi çok keyifli. Kuş seslerine bakın. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Şimdi fondü yemeye geldik. Peynir fondü. Diyebilirim. Rezervasyonumuz yoktu ama aldılar bizi. 6'da açılıyormuş. Burası pazar günleri kapalı. Fiyatlar da bu şekilde, size de göstereyim. Noodle falan var. Şimdi geldi, nasıl yendiğini gösterdiler bize. Bunu alıyoruz. Bunu da batırıyoruz. Evet, suya batırıyormuşuz. Sonra fondüye batırıyoruz.
Üzerine karabiber. Ben dökümünü şuraya basayım. Signorina. Öne gidiyorsun. Büyüyüz ya. Ya profesör. Pro commercial. Şimdi bunlar da garnitürler yanında bunu da yazıyor. Şarap mı? Herr Bürgermeister, daha havlik bir şey. Şarap da bu şekilde. Yediğim en, içtiğim en hafif beyaz şarap. Buranın kendi şarabıymış. Çok beğendim ya. Gelirseniz mutlaka deneyin. Burası buranın en iyisiymiş. Yorumlardaki kadar güzel. Şu manzara da harika. Su değil mi? O acılığı veren o mu? Alkol mu? Evet, bana bir acılık geldi. Şimdi bir tatlı söyledik. Bununla ilgilenen beyefendi yazın Bodrum'a gelmiş. O yüzden çok güzel öneriler veriyor. Bizim de çok iyi geliyor. Arkadaş falan diyor. Arkadaş diyor. Tat bakalım beğenecek mi? Cappuccino söyledik. Tadayım bakayım. Bunu önerdi. Aa, sertmiş. Aa, çok enteresan. Tık 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 tık. İnsanlar gelmeye başladı bu arada. Oo. Böyle bir şey. Aa, böyle bir şey beklemiyordum. Ben de beklemedim. Güzel mi? Aşkım, bu böyle beyaz kremamsı top top oluyor değil mi bizim evde? Sizlerle oluyor demiş, ben de diyorum. O şey, sorbe baka. Sorbe mi o da? Bu vanilya dondurma. Bu da krema, çok lezzetli. Ama şu bildiğiniz anılarım canlandı. İnanılmaz lezzetliydi yani yediğimiz. En keyifli yemeklerden bir tanesiydi. Yani yemek değil aslında, aperatif gibi ama yemek kadar doyurucu. Bu arada o yediğimiz tatlı Türkiye'deki bezenin aynısı. Yani bezenin üzerine böyle krema dökülmüşünü düşünün. Bir de meyvelerle servis ediyorlar. Çok beğendik. Adam söyledi, sizin Türkiye'deki bezeye benziyor dedi. Aa dedim, evet bezeye benziyor dedim. Yumurtayla çırpılıp yapılan, hatta bizdeki rengi beyaz falan diye böyle konuştuk. Adam böyle Türkçe birkaç kelime öğrenmiş. Yazın işte Bodrum'a falan geliyormuş. İstanbul'a alışveriş yapmaya geliyormuş. Böyle çok tatlı bir amcamızdı. Gelen müşteriyle hangisi, hangi dili konuşuyorsa onunla o dili konuşuyor. İspanyol birisiyle karşılaşıyor mesela. İspanyolca konuşmaya başlıyor, bir anda onunla alakalı bilgiler veriyor. Fransız biriyle karşılaşıyor, Fransızca. Yani adamda her dil vardı. Binelim. İster misin? Yani şu arka manzaramız müthiş. Bakın. Yani durun, beni görmeyin, ben size manzarayı göstereyim. Beni zaten görüyorsunuz. Deneyelim ben ya. Ama burayı görmeniz lazım. İnanılmaz keyifli. Yağmur da durdu şu an, çok güzel. Şansımıza önümüzdeki iki gün hava güneş açıyor. Yani yağışlı değil. Ondan sonraki full bir hafta yağışlı. Şimdi önümüzdeki işte iki gün yağışlı değil. Biz de sadece önümüzdeki iki gün daha buradayız. Üç gün daha buradayız aslında ama. İşte planlarımız arasında Montreux'a gitmek var. La Terre'ne gitmek var. Lozan'a gideceğiz, yüzyıllık anlaşmayı yenilemeye. Edirne'nin dağlarına gidiyoruz, Alp dağlarına gidiyoruz. Kano yapıyorlar. Aa, böyle dövme de var. Dövme de alıp binelim. Ama hava soğuk ya. Esince şu an üşüyor. Sınırını kestirdi. Babam saçları donuyor. Şey, mağazalara girdik, hepsinde atkı aradık, şapka aradık. Bir tane bile olmaz. Herkes yazlık moda geçmiş. Yazlık ürünler gelmiş. Kıyamam. Ben de dedim ki ona, atkı al. Bak, içlik al, benim gibi giyin dedim. Yok dedi, o kadar soğuk olmaz. Hani içlik, ben ciddi dedim yani, alalım. Böyle termal bir şeyler alalım içine. Ya şu an ben üşümüyorum ama açık mesela yüzüm üşüyor şu an. Kulaklarım üşüyor sadece. Ya kulaklarım ve saçım üşüyordur. Baksana şu meydanın güzelliğine ya. Bol bol manzara izleyeceksiniz bu seyahatimizde. Bol bol. Tatatıdam. Şimdi kanoya biniyorlar. Yemeğimizi yedik yani, şu an geziyoruz bayağı ve bizim buraya uçaktan inmemiz saat 3'tü, otele gitmemiz 4'tü buldu. Şimdi işte metro şeyi falan kaçırdık bir tur. Bavulları aldı derken biz 4'te oteldeydik. 6'da orada saçılıyor, yani 2 saat gezdik. Yemeğimizi yedik, şu an saat kaç? 7 mi? 7.30 mu? Şu an saat 7.30'a geliyor. Şu an saat 7.30, burada hava
9'a çeyrek kala kararıyormuş ki kış burada hava kararmıyor, kararmıyor. Burada hava kararmıyor. Burada hep gündüz. O yüzden de hani çok güzel gezilebiliyor. Zamanımız kalıyor yani gezmeye, gündüz gözüyle görmeye. Maddi konularla alakalı bir günüm. Az önce hesap geldi mesela. Hesabı frankla öderseniz 160 frank, euro ile öderseniz 180 euro. Normalde frankla euro aynı. Yani 1.05 oranı falan var. Normalde hani 160 frank 165 euro falan olması lazım. Ama adamlar orada 15 euro dedi. Yani %10 şey koyuyorlar. Servis filmi, charge filmi denilen onu koyuyorlar. Yani burada bir şey alıyorsanız turistik bölgelerde euro ile ödeme yapabilirsiniz. Kredi kartınızla da ödeme yapabilirsiniz tabii ki ama. Arkes çalalım mı? Yok ya, gerek yok. Çift frank yapalım. Onu da ödeme yapmaya dikkat edin. Bir de kafanızı karıştırıp gidip İsveç kuranı yapmayın. İsveç'e frank. Burada frank geçiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen sene Almanya seyahatimizde batan Dax'ı kurtarmaya gelmiştik. Bu sene de Nisan başında batan Credit Suisse. Şuradaki banka. Karşıdaki UBS tarafından satın alındı. Ben de denetlemeye geldim. Bakacağım şimdi doğru bir satın alım olmuş mu? Denete bakalım. Batmadan kurtarılmışım. Bakacağız. Gel bakalım denetleyelim. Dın 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 dın. Euro'luk hisseyi satlar 20. Dın dın dın. Şemsiye aldık otelden. Bu şekilde geziyoruz şu an. Bir sürü mağaza var. Her mağaza var yani şu an burada. Baya güzel. Biraz market fiyatlarını göstereyim dedim. Salat aldık şimdilik yemek için. İçecek fiyatları bu şekilde. Asıl sizi çikolata reyonuna götürmek istiyorum. Reyonlar çok düzenli bu arada. Çok hoşuma gitti. Aradığınız şey çok kolay buluyorsunuz. Bu arada buranın üst katı bakım malzemeleri yeriydi. Bunda da 3 alı 2 öde varmış. Burası komple 3 alı 2 öde. Biz bunu aldık gittik. 3 alı 2 öde olmayana bir tane aldık. Bir de şurada çikolatalar var. Bunları da size göstereyim. Bakın buranın böyle parasından çikolatalar var. Bulduk. 15.95'miş. Şundan aldık biz. Badem, acı bademli. Ben sevmiyorum, hiç acı badem sevmiyorum. Ben daha çok öyle normal. Şu yoğurtlulardan falan. Bilgi vereceğim size. Bu sular normalde işte çevre atık olmasın diye hiç böyle plastik şişe normalde kullanmıyorlarmış. Hani geri dönüşüm falan vardır muhtemelen ama hani bu suların tadı da o kadar güzel değilmiş. Burada çeşme suları çok temiz. O yüzden şöyle bir şişe alıp çeşmeden direkt doldurup o şekilde içiyorlarmış. Burada atıştırmalık mesela kajular, üç falan böyle krakerler şöyle. Alalım. Çöp poşetleri ne kadar pahalı diyecektim. Şu uygunmuş. 5.90. Şunlar kocaman ama. 7. Şu galiba şey işte. Balıklı galiba. Karidesli. Ha, deneyelim mi onu? Sosu neredeymiş? Sosu batır diyor ama onu. Sosu nasıl hazırlayacağız? Sosu hazırlayamayız. Sos yok. Hazırlayamayız. Popcornlar var. Bak karamel popcorn.
Alalım bir tanesini deneyelim. Şunu deneyelim mi? Patatesli deneyelim diyecektim. Tip hoşuma gitti de. Sweet patates. Sweet patates. Güzel olabilir. Tamam, biraz daha deneyelim. Barilla makarnalar. 2.60. Bunlar mesela çok uygun. Bunlar gayet uygun. Pesto soslar. 4.20. İşte cipsler var. Mesela kurutulmuş mango 3.95. Son olarak şöyle sosları da göstereyim. Bir de etler vardı da etleri reyonunu geçtiğimiz için gösteremeyeceğim. Domates salçaları böyle mesela. Şöyle gerçek domatesler. 300 bir arada bulalım. Ne kadarmış? 50 cent bir tanesi. 50 cent mi? Nereden buldun? Şurada gel bak. Efes. Nerede? 1.50 Efes. Bizimkinden ucuz. Neredeyse. Evet. Adamlar ithal etmiş. Aa, rakı var. Rakı 15. Tereyağları falan var. Margarinler var. Şurada sütler var. Böyle vegan. Akrum mesela şöyle şeyleri var, kremaları var. Şimdi odaya geldik. Bir ufak market alışverişi yaptık. Birlikte dedik ki deneyelim. Şunu ben şimdi yedim. Şu tatlı patatesli bir cips. Ben beğendim, Batu beğenmedi. Şöyle görüntüsü bakın. Şöyle bildiğiniz tatlı patates ve deniz tuzluymuş. Bu 4.95 frank. 21.75 çarpı 4.95, 107 lira. 107 lira mı? Evet, ama 5 frank. Yani şimdi İsviçrelilere şimdi şunu da söyleyelim, hani yapmak isteyenler için hesabını kafasında. Burada asgari ücret 3.500 frank. Yani ortalama 70 bin lira falan mı yapıyor, ne yapıyor? Yani 70 bin lira alan birisi için 100 lira. 76 bin lira asgari ücret olarak düşünün, bu 100 lira. Yani 3.500 frank asgari ücret. 5 frank bu. Ben bunu asgari ücret üzerinden konuşabilirim. Ben şimdi şunu denemek istiyorum. Bu da... Bu biraz ama ağır yani. Evet. Tatlı tuzu az onun. Biraz tuz olsa böyle bastıracak. Bu da Perfect Paprika. Aynı cips markasının Tyrants diye. 3.70. Bir bakalım. 3.70 çarpı 21.75. 80 lira bu da. Şekli böyle bunlar. Lütfen. Black'tan marketin en ucuz birasını aldım. Şu Oettinger. Değilmiş pardon diye bir tane daha ucuz var. Bu 0.80 fırın. Peki adamın elinde bu vardı mı? Evet, bu vardı. Bu 17 lira arkadaşlar ama 76 bin lira asgari ücretin olduğu şeydi. Normal bira yani içilir. Benziyor biliyor musunuz? Bizim küçükken küçük mini top top bir şeyler vardı, mısırlı. Evet. Böyle dikip bir yiyorduk. Evet. Yok. Neydi? Aynı onun tadında. Bunların canlandı. Aynı tat ama şekli farklı. Şu. Yani çok güzelmiş, bunu deneyin. Evet, muhteşem. 17 lira dediğim gibi. Ama asgari ücreti 76 bin lira olduğunu unutmayın. Bu ne kadar? Bunu da deneyelim. Bambarlak. 1 litrelik portakal suyu. %100 diyor. Tabii ne kadar %100 bilmiyoruz. 3.15. Yani 68 lira. 76 bin lira asgari ücret olduğunu unutmayın. Bunu oranlamak isterseniz arkadaşlar. 8.9 oran varmış. Hani 68'i 8.9'a bölsek 1 litre portakal suyunu marketten 7 lira 60 kuruşa aldığınızı düşünün. Bizim asgari ücretimize oranla. Bu arada ben bunu şey için söylüyorum. Çok soruyorsunuz ya. Bu arada Zara'ya şekilde... girdik. Mağazalara girdik. H&M falan uygundu. Yani yine pahalıdır muhtemelen Türkiye'ye göre. Zara pahalıydı. Zara bayağı pahalıydı. Daha yeni aldım. Yani buraya gelmeden önce Zara'dan alışveriş yaptım. Aynı ürünler 3 katı farklıydı. Tam 3 yani katı gerçekten daha pahalı. Neden tabii, şu an kesinlikle bizim ülkemize gelip Zara'yı talan ettiklerini anladım. Şey, yani özellikle burası dün, için. Dün çok deri modda. Turistler de o kadar çok geliyor ki bu ayakkabının bu numarası kaldı, bunun bu numarası kalmadı falan filan. Bugün de restorana gittik işte. Cheese fondue diyorduk. Oradaki adam da Bodrum'a gelecekmiş Ağustos'ta tatile. Gelmiş geçen sene yine gelecek. Yine gelecekmiş. Döndükten sonra hemen dönüşünde de hemen İstanbul'a uğruyorlarmış arkadaşlarıyla. İki günleri sadece alışveriş yapmak için. Her şey inanılmaz ucuz diyor. Gerçekten adamlara yani buradaki Zara'dan düşünseniz aynı ürünleri 1/3 fiyat alıyorsunuz. Ucuz yani. Evet.
Şunu deneyelim. Bizde iPhone almaya gidiyorlar ya hani. Evet. Aynen öyle. Ben normalde fiyatlar çok artmış gibi gelmişti. Buradaki fiyatı çevirince dedim ki ya Türkiye'deki zara ne kadar uygunmuş. Fiyat algısını yitiriyor insan böyle ya. Bakın. Bu. 2.55. 2.55 frank yani 21.75. 55 lira. Of. Peki. Çok güzel kokuyor. Bakalım bir tadına bakalım ya. Oy kıvamı çok güzel. Ben çok o çok. Bayağı güzel. Ben şöyle Mozart'ın çikolatasını aldım. Bu şeyle acı bademli. Çok seviyorum ben bunları. Ondan. Lindt'in çikolatasını aldık. Bu da yoğurtlu. Bunu da daha önce yediğimiz şeyler bunlar. Ya bu güzel. Bunları... Yani bu yoğurt, acı bunları... katmıyorum evet, şimdi. Evet şimdi açmıyorum. Ziyan olmasın. Şunu aldık bir de pizza margarita. Şimdi sana bakalım mı? Olur. O 3.30'muş. Kaç gram o? 200 gram. Çok güzel değil ama. Evet ben de çok beğenmiyorum açıkçası. Şöyle ekmeğimsi bir şeydir. Bunu belli. Bunun ısınması lazım bence. Hadi ya. Hiç mi yenmiyor? Çok kötü. Çok kötü ama ben yemeyeceğim. Çok kötü. Belli zaten tipinden. Yani. Isınırsa belki güzel de. Yarın otelde bir kahvaltı yapıp yola çıkacağız. Asıl bu köylerde bizim gideceğimiz şimdi işte. Heidi'nin köyü diye geçen bir köy var. O şeydeymiş ama. Diğer yukarıda biraz da oraya gidemeyeceğiz ama burada her yer arkadaşlar şimdi bu cheese fondue de nasıl olmuş onu anlatayım ben size. Şimdi eskiden biliyorsunuz bu insanlar peynirlerini falan yapıp böyle kalıplarda saklıyorlarmış. Ama bu kadar yüksek dağlarda bu peynirler donuyor. Bıçakla falan kesilemez hale geliyor. O yüzden bunları böyle ateşin yanına koyup ısıtmaya başlıyorlar. Bir gün birisi ateşin yanında bunu unutuyor. Ekmeğini bakıyor su gibi olmuş peynir. O anı çok kaynayacak. Ekmeğini batırarak yiyor. Oradan cheese fondue çıkıyor. Bu gerçek mi? Uydurdun mu? Bence çok mantıklı ama. Yarın muhteşem manzaralara uyanacağız. Yolculuğumuz çok güzel olacak. İnşallah. Aynen güzel olacak. İyi geceler şimdi. Bize. Bay bay. Bay bay. Like it was the first time, do you remember? Can I take you there?